hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi ne yapalım? Çok güzel börekler, çörekler yapacağız. Şimdi biraz sonra birlikteyiz. Sayenizde ben de öğrenmiş oldum vallahi. Ben burada neler öğrendim bir bilseniz. Şair gibi hanım. Mutfak dedi çok yaratıcı. Gerçekten yer. Şiir gibi şeyler yapıyor. Süslemeleri evet. Filan da yani göz zevkimize de hitap ediyor önce zaten. Sonra da karnımızı doyuruyoruz doğru, burada. Doğru. Diş hekimi denince hepimiz şöyle bir geriliyoruz. Ve hemen aklımızdaki o olabilecek çürükler, diş doğru. Eti kanamaları bunlar böyle bir liste şeklinde fıt fıt akmaya başlıyor. Ama bir türlü de o korkumuzu yenip gitmiyoruz. Rutin bir kontrol için bile. Nasıl aşacağız bu korkularımızı biz? Şimdi dediğiniz gibi önce korkmamak lazım. Korkmamanın yolu da erken teşhisten geçiyor. Evet. Şimdi eğer düzgün bakarsak, düzgün fırçalarsak, düzenli kontrole gidersek zaten bir problem ortaya çıkmaz ki. Doğru. Çıkmayınca o zaman acı gerektirecek bir şey de ortaya çıkmaz. Gerçi günümüzde acı gerektiriyor mu işlemler? Gerektirmiyor. Hah, ondan ya bahsedelim. Artık toparladı, her şey güzelleşti. Bir de artık diş hekiminin algısı günümüzde değişti biliyorsunuz. Evet. Bu işin bir sağlık kısmı var. Bir de estetik kısmı var. Önce sağlığı çözüp ondan sonra mesela benim uzmanlık alanı daha çok estetik diş hekimliği alanında. Zaten şöyle insanın bütün gülüşünü, bütün şeklini, evet. Şemalini değiştiren ilk etapta insanlarla konuşurken sosyal olarak da evet. Ne yaparız? Konuşuruz. Ama bunun için dişlerimiz, gülüşümüz falan çok önemlidir. Doğru. Bu estetik, diş estetiği mi diyelim, ağız estetiği mi diyelim, evet. Nasıl diyelim bu işe? Yaptırmak için önce şartlarımızın ne olması lazım? Şartlar dediğiniz şu, şimdi insanın dişinde bazı problemler olabilir. Bu problemler kolay çözülecek problemlerden hı hı. En zoru doğru olabilir. Kolay dediğiniz ne? Mesela diş sarı olabilir. Hı hı. O zaman basit diş beyazlatmayla çözersin. Dişte ufak tefek aralıklar olabilir. Hı hı. O zaman yine daha kolay olan bonding diye bir yöntem var. Sadece dişin arasına bir şey ekliyorsun. Tek seansta dişe zarar vermeden çözüyorsun. Bu olabilir. Diyelim ki zamanla yaşlandık. Dişimiz başladı aşınmaya, hı. Çatlamaya, dikey boyutu deniyor. Çökmeye, dudaklar çökmeye başladı. O zaman gülüş tasarımı devreye giriyor. Gülüş tasarımıyla yapılan planlamalar devreye giriyor. Gülüş tasarımında ne yapılabilir? Ne yapılabilir? İnsan merak ediyor. Evet. Şimdi diyelim ki dişimiz eskiden çok güzeldi. Hepimiz deriz hani gençliğimde dişlerim çok güzeldi. Maalesef zamanla hepimiz geriye doğru gidiyoruz maalesef. Evet. Bu bilinen bir gerçek. Ancak genç görünmenin yollarından biri cildimiz güzel olabilir. Cildimize bakmış olabiliriz. Dişler bazen bakıyorsun yaştan daha ileri gidiyor. Evet. Cildi bir şekilde düzeltiyoruz. Dişi düzeltmenin yolu şu, önüne porselen laminelerle gülüş tasarımı yapmak. Hı hı. Lamine dediğimiz şey çok duyuyoruz. Evet. Dişin önüne kristal destekli, içinde metal desteği olmayan bir porselen yapmakçık yapıştırıyoruz. Normal diş kalıyor ama önüne mi koyuyoruz? Normal diş kalıyor. Evet. Dişi önüne biraz pürüzlendiriliyor. Hı hı. Hatta bazı vakada eğer diş hafif içeri bakıyorsa pürüzlendirmeye de gerek kalmıyor. Dişi temizleyip hı hı. Ölçüsünü alıp kişiyle beraber bir gülüş tasarımı seçiyor. Şimdi hekim sizin fotoğraflarınızı çekiyor, videolarınızı çekiyor ve sizi inceliyor. Bu kişiye ne gider? Hekimin tecrübesi doğrultusunda bilgisayar destekli yöntemlerden de faydalanarak ama ağızda kişiye gösterecek şekilde bir tasarım oluşturuyor. Bu tasarımı mumlarla oluşturuyor. Alıp o mumları tek tek kıyıyoruz. Hı hı. Ondan sonra bu mumlarla birkaç şeye bakılıyor. Birincisi dudak desteği. Kişinin dudak desteği güzel mi, oturmuş mu? Çünkü ne dedik? Yaşlanmayla beraber maalesef dudak aşağı çöküyor. Doğru. İnce kırışıklar başlıyor. Evet. Ne yapmak lazım? Onu belli bir oranda yenmek lazım. Belki kaldırıyor bile değil mi? Hafif kaldırıyorsun. Hı-hı. Çok abarttığın zaman olmaz. Tabii. Ondan sonra ne yapıyoruz? Dişler görünmez hale geliyor biliyorsunuz zamanla. Evet. Hafif gösterir hale getiriyoruz. Biraz gösterip biraz dudak desteği verip altı daha takip ettiği zaman bunu mumlarla yapıyoruz önce. Hı-hı. Mumlarla kişi bakıyor. Hekim bakıyor, gerekirse kişinin yakınları da bakıyor. O da önemli. Çünkü insanların en büyük korkusu şu. Bazı insanlar diyor ki, doktor bey acaba çok abartı olacak mı? Hmm. Çok fırlak olacak mı dişlerim? O zaman ne yapıyorsun? Bu göstererek kişiyi yavaş yavaş mumun üzerinde oynayarak, yani bir seferde olmuyor. Koyuyoruz, üzerinde oynayarak tam kişinin istediği hale getiriyoruz. Kişi onaylıyor, hekim gördüğünü seviyor. Ondan sonra bir renk seçip bunları bitiriyoruz. Yani kişi hekime 3 defa gelerek aşağı yukarı bir hafta içerisinde
özlediği gülüşe kavuşabiliyor. Bu güzel bir şey mi? Yani bu sadece bir diş estetiği değil. Bu komple bir ağız estetiği. Tabii ki, yani tabii ki. Gülüş tasarımı diyorsunuz. Ne güzel bir ismi varmış bu arada. Evet. Gülüş tasarımı. Peki dişlerle oynadığınız kadar dudağı herhangi bir dolgu vesaire de yapıyor musunuz? Yoksa kendiliğinden zaten o dişin şekliyle birlikte kalkıyor, evet, ve dolgun mu görünüyor? Çoğu vakada görüyoruz ki yani insan diş yaptırınca, hı-hı, sanki alt yüzün estetik cerrahisi yapılmış gibi oluyor. Doğru. Dudak toparlıyor. Buralar toparlıyor. Evet. Ancak tabii kişinin yaşı çok daha ilerlemişse, hı-hı, o zaman estetik cerrahi tekniklerinden faydalanabilir. Yani işin, hı-hı, uzmanı ve estetik cerrahla beraber, tabii, gerekse ufak tefek şey yapılabilir veya yapılmayabilir. Yapılmak zorunda değil. Biliyorsunuz bunlar estetik ihtiyaç. Ancak estetik ihtiyaçlar insanın kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Daha hoş hissetmesini sağlıyor. Kesinlikle faydalı yöntemler. Ağrılı acılı mı? Değil. Ha, evet. Çabuk oluyor işte, gördüğünüz bir hafta. Hatta günümüzde özel teknik var. Bir günde dahi olabiliyor bu. Mum dediniz mesela. O mumla o günü geçirebiliyor mu? Şöyle yapıyorsunuz. Mumla kişi beğeniyor. Hı. Ondan sonra bilgisayarla ortamda scan edip, ha, gerekirse, tamam, hekimin kliniğinde var ise 3 boyutlu üreten makineler var. CAD/CAM cihazları deniyor, evet, bunlara. Evet. Onunla üretip dişe yapıştırabiliyorsun. Bazen aynı günde dahi olabiliyor. Bazen oluyor ki, biliyorsunuz günümüzde artık herkesin acelesi var. Herkes, evet, diyor ki hemen şimdi olsun, hemen bugün olsun. Evet. Öyle vakalarda kişi bir günde dahi gülüş tasarımı yaptırabiliyor. Vakaya göre değişiyor. Gülüş tasarımı. Renk uyumunu diğer dişlerle birlikte. Şimdi şöyle. Diş sayısına bağlı. Hı hı. Bazen bütün görünen dişleri yaptığın zaman kişinin tenine uygun yapıyorsunuz. Hı. Mesela diyelim ki açık tenli bir hanım, renkli gözlü bir hanım. O zaman beyaz dişler yakışıyor hakikaten. Beyaz diş her zaman daha... Bak size mesela işte örneğini verdik. Açık tenli bir hanım, renkli gözlü hanımsınız. Beyaz diş yakışmış mı? Yakışmış. Gibi. Renk ona göre. Ama diyelim ki birkaç, hı, tane diş yapıyorsan muhakkak yandaki dişlere uyumak zorundasın. Hı. Gidip de ön iki diş yaptın, ön dört diş yaptın. Gidip de böyle bembeyaz yaparsan olmaz. Sırıtır tabii. Estetik olan aslında doğal olan demek. Yani baktığın zaman belli olmayacak, canlı duracak. İnsanlar size bakacak, diyecek ki ne kadar güzel dişlerim var. Ama anlamayacak. İşte ana konu bu. Evet, doğru. Doğallıktan uzaklaşmadan. Yani doğal olması lazım. Doğru. Zaten doğal olduğu zaman, yüzünüze, hı-hı, yakıştığı zaman bu sizi güzel gösterir. Bazı kişiler bize abartı istekler de geliyor. Diyorlar ki mesela Çağdaş, hı-hı, Bey, gelin şu iki dişini yere kadar uzatalım. Öyle bir şey yok. Uzattığınızda insanlar zannediyorlar ki veya daha ileri yaşlı bir hanım estetik cerrahi operasyon yaptırmak istemiyor. Ön dişleri böyle fırlatalım. Olmaz. Bunun dengeleri var. Hmm. Bu dengeleri iyi ayarlamak lazım. Bir şey de sorabilir, buyurun, miyim? Bu mesela işte dişler içe doğru bakarsa suratta daha atıyorum sinsi bir ifade yaratır. İşte şöyle olursa daha işte bilmem şöyle bir ifade falan gibi şeyler var değil mi? Şimdi diş insanı zayıf gösterebilir yüzünü, evet, veya toplu gösterebilir. Diş insanı daha genç veya daha yaşlı, daha sinirli, heh, veya daha sempatik, evet, daha kadınsı seksi veya daha az kadınsı gösterebilir. Evet. Bunu kişinin durumuna göre ayarlıyoruz. Kişinin toplumda konumuna göre, hı-hı, isteklere göre neye ön plana çıkarmak istiyoruz? Tabii ki herkes daha genç olmak istiyor. Tabii ki herkes daha dinamik olmak istiyor. Ama diğer faktörleri kişiyle konuşup ayarlıyoruz. Mesela baktığınızda ön iki diş. Ön iki diş kısa olup yan dişler uzun olursa köpek dişleri, hı hı, o kişiye baktığımız zaman o kişi negatif smile deniyor, eksi gülüş. Hı. O kişiye baktığınız zaman kişi asabi görünür. İstediği kadar gülsün, istediği kadar normal dursun asabi görünür. Böyle kişileri sempatik yapmanın yolu ne yapmak lazım? Dudağı takip eden ön dişleri biraz uzatıp yan dişleri hafif kısaltmak lazım gibi. Hı. Bunun farklı illüzyonları var. Ne dedik? Daha şişman, daha zayıf gösterebiliyor. Mesela doğada biliyorsunuz her zaman ince uzun yapılar daha hoş gösteriyor kişi. Evet. Dişi gidip geniş yaptığın zaman, basık yaptığın zaman kişinin yüzü daha geniş, daha şişman görünüyor gibi. Ay, bu siz... çok ince dengeler var, onları iyi ayarlamak sizin lazım. Sizin karşınıza şimdi gülmeye çekinir oldum. Sizin işleriniz güzel. Her şey uygun, her şey prensiplerine uygun, gayet iyi. Ben... Eminim ki seyirciler de paylaşıyordur şu an. Çok gayet İnşallah. Güzel görünüyor. Pembe estetikten bahsedelim. Pembe estetik nedir? Şimdi... Bazı dengeler var insanın gülüşünde. Baktığın, hı-hı, zaman beyaz görünen kısmı var dişin, dişlerimiz. Hı-hı. Bir de diş eti kısmı var. Hı-hı. Bazı bireyler var ki güldükleri zaman çok diş etleri görünüyor. Evet. Böyle bireylerde dişlerin boyları kısa, diş etleri çok uzun oluyor. Ve toplum tarafından bu bakıldığı zaman hoş algılanmıyor. Çünkü biliyorsunuz bazı estetik yargılarımız var. Evet. Böyle kişilerde pembe estetik birebir bir yöntem. Ne yapıyorsun? Öncelikle bir ölçüm yapılıyor.
Diş etinin içine bir alet sokulup mesafe ölçülüyor. Hmm. Diş etinden kemiğe kadar olan mesafe alınabilir bir mesafe kişiye zarar vermeden. Elektrocerrahi veya lazer yöntemiyle aynı seansta diş etleri yukarı doğru çekiliyor. Çektiğin zaman o oranda diş boyu uzuyor, o oranda diş eti az görünüyor. Pembe estetik yaptıran insanlar eğer dişleri düzgünse daha farklı bir şey yaptırmasına ihtiyaç yok. Anında sonuç veriyor. Hmm. Kişi hemen günlük hayatına dönebiliyor. Dönebiliyor mu? Çok önemli. Herhangi bir dikiş yok. İşlem aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Ve çok etkili bir yöntem. Ve dediğin gibi bazı insanlar şunu merak ediyor. Bir, bana zarar verir mi? O cepten aldığın zaman diş etiyle diş arasındaki cepten öncelikle oraya bakteri girişi azalıyor. Aksine bazı kişilere faydalı oluyor. İkincisi, baktığın zaman zaten büyük bir estetik fayda. Dişlerin boyları uzuyor. Aynı oranda diş etleri az görünüyor. Sanki kişi dişlerini yaptırmış gibi görünüyor. Yani dişler düzgünse sadece pembe estetik yeterli. Eğer düzgün değilse o zaman aralık var diyelim ki aynı seans bondingle dişleri kapattık. Ben bondingden çok bahsediyorum. Bonding nedir? Bonding ne? Bonding şu. Şimdi bondingle lamine insanlar çok karıştırıyor. Hı hı. Bonding diyelim ki dişin arasında ufak tefek aralıklar var. Hı hı. En iki dişin arası aralık olabilir. Hatta diyorlar ki kişilere, siz böyle olduğunuz zaman siz şanslısınız. İşte ya, derler evet, ya. Evet öyle. Aslında ben görüyorum ki. Şehir efsaneleri. Şehir efsanesi. Güzel söylediniz. Kapattığınız zaman ise de şansa daha büyük yaşılıyor. Nasıl kapatıyorsun? Şey zarar vermeden. Ölçüm yapılıyor. Diyelim ki arası 3 milim. Veya 4 milim. Sağdaki dişe özel renkler seçerek. Dişler tek renk değildir. Mesela yukarısı daha sarı. Ortası daha beyaz. Kesici kenar daha şeffaftır. Farklı renkleri karıştırarak. Sağdaki dişe 2 milim ekleniyor, soldaki dişe 2 milim ekleniyor ve ön yüzüne değil sadece arasına. Dişe zarar vermeden bu malzeme yapıştırılıyor ve diş hekiminiz oraya bir heykeltıraş gibi şekillendiriyor. Ve anında sonuç veriyor yine. Size zarar vermeden aralık yarım saatte bir saatte kapanıyor ve ömrü de aşağı yukarı 5 sene. Gayet güzel. Ondan tavsiye ediyorum, dişinizde aralıklar varsa kapatın, şansınız artacak. Çünkü açıklanmış bir gerçek, bulunmuş bir gerçek. Yani kapattığın zaman insanın şansı artıyor. Sadece iki dişin arasında olabilir. Bazen de dişlerin arasında eşit daldığı görülüyor. Evet. Böyle kişiler bazen tel takmayı düşünüyor. Ama tel taktığın zaman bilin, diyelim ki aralık var. Nasıl kapatırsın aralığı? Dişleri hafif geri basarak kapatırsın. O zaman da dudak çöküyor. Doğru. O yüzden dişi olduğu konumda arayı kapatmak her zaman daha mantıklı. Bir de daha uzun vadeli bir şey bu söylediğiniz. Uzun vadeli kolay. Şimdi kolay, bir saatte yapılıyor. Evet. 5 sene gidiyor. Dişe zarar vermiyor. Evet. Bu bonding bu. Ama dişimiz kısa, uzatmak istiyoruz. Dişte ufak tefek çapraşıklık var. Çapraşıklığı düzeltip daha güzel hale gelmek istiyoruz. O zaman lamine ile görüş tasarımı yapmak lazım. Ah niye ben sizi 10 sene önce bulmamışım? Canım lazım. Böyle gruplar da var. Şimdi diyelim ki insanlar seneler önce dişlerini kaplatmış. Evet. Nasıl kaplatıyorsun? Dişin etrafını küçültüp üzerine bir şey geçiriliyor. Evet. Böyle vakalar genelde metal destekli diş yaptırıyorlar. Yani söktüğün zaman içinde metal görüyorsun. Böyle vakaların diş etlerinde de siyahlık oluyor. Şimdi ben öyleysem ne yapmam lazım doktor bey? Ben lamine yaptırabilir miyim diye soruyorlar. Yaptıramazsınız. Ne yaptırabilirsiniz? O kaplamayı çıkartıp diş etinde metalin verdiği ve kaplamanın verdiği zararı ortadan kaldırıp lazerlerle, çeşitli yöntemlerle oraya içinde metal desteği olmayan lamine malzemesiyle bir diş yapabilirsiniz. Evet. Lamine malzemesini kullandığın zaman diş etinde siyahlık olmaz. Uyumu çok güzel olur. Dokular hemen sarmaya başlar. Otomatikman değişir. Yani sizde eski kaplama varsa, sizlerde, sizin için söylemiyorum. Sizlerde eski kaplama varsa bunları içinde metal desteği olmayan kaplamalarla değiştirmeniz hem estetik açısından faydalı. Evet. Hem de sağlık açısından faydalı. Sağlık niye? Metal olmaması lazım. Evet. Metal korozyona uğrayabilen bir malzeme. Korozyon bir çeşit paslanma. Görürüz, diş etinde siyahlanma olur. Ağızda metalik bir tat olur. Bazı insanlar vardır, alerjisi vardır metale, bunu bilmez. O yüzden ağızdaki metallerden kurtulun. Hatta biz amalgam dolgulardan kurtulmanızı da tavsiye ediyoruz. Mesela gümüş dolgularınız varsa onlardan da kurtulun diye tavsiye ediyoruz. Hepimizin ağzında senelerce vardı, ancak günümüzde daha iyi malzemeler var. Daha sağlam, daha estetik, daha sağlıklı malzemeler var.
Bunları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunu mesela hamile kalmadan önce bütün hanımlara tavsiye etmişti bir diş hekimi yıllar önce. Çünkü ben hamilelikten sonra hani bir saç bir diş kaybı yaşar ya hanımlar. Öyle derler, öyle derler. O zaman şey dedi, yani siz derin deniz balığı yemeği bence değil de düşünmemelisiniz. Asıl ağzınızdaki bu metal dolgulardan kurtulmalıydınız demişti ve ben... Hiç aklıma gelmedi böyle bir şey. Ama kimse de bizi uyarmamıştı. Sizin vasıtanızla da bir hanımlara söyleyelim bunu değil mi? Bir de güzel bir konuya değindiniz. Öncelikle hamilelik tercihen planlı bir hareket. İşte düşünüyoruz eşimizle, konuşuyoruz ve bir şeyi planlıyoruz. Planlamayla vücudumuzu hazırlamamız lazım. Tabii. Ağzımızı hazırlamamız şart. Ağızda herhangi bir iltihap olmaması lazım. Tabii. Önce iltihap. İltihap bildiğiniz üzere vücudu geziyor sürekli. Bebeğimiz de etkileyecektir. Tabii. Çürük olmaması lazım. İşte bu sağlıksız olmaması lazım. Ondan hamileliği planlamadan önce ne yapacağız? Diş hekimimize gidip sağlık ihtiyaçlarını çözeceğiz. Peki madem hamilelikten bahsediyoruz. Biz hamileyken de gelip işte bu söylediğiniz pembe estetiği yaptırabilir miyiz? Çok komiktir. İnsanlar hakikaten aşermek deniyor ya. Evet. Bazen görüyorum mesela eşleriyle böyle hamile hanımlar geliyor. Diyorlar ki doktor bey işte ben gülüş tasarımı istiyorum, lamine istiyorum. Bunları aşermiş oluyorlar. Ancak benim onlara tavsiyem şu tabii ki. Aslında tıbben hiçbir zarar yok yapmanın hamile hanımlar. Ancak ben diş hekim olarak dokunmuyorum. Diyorum ki sizler önceliğiniz bebeğinizi doğurmak. Bebeğiniz doğurur doğurmaz gelebilirsiniz. Emzirme döneminde zararı yok yapabilirsiniz. Bekleyin sabredin diyorum yani. Yenilenme ama, değil mi değil tekrar? Mi? Aşerme oluyor nedense. Komiktir, çok oluyor. Belki de hani hamileyken sürekli vücut değiştiği için bir... Tabii hanımlar depresyona girebiliyor. Biliyorsunuz ne demişler? Hiçbir zaman ilk itibar yapmak için ikinci bir şansımız olmayacaktır diye. Evet. Günümüzde öyle bir hale geldi ki artık herkes kendine daha iyi bakmaya başladı. Toplumun beklentileri arttı. O yüzden kişiler tabii ki kendine bakarken dişine de bakmayı seviyor. İşte hamilelik döneminde de insan ne oluyor? Vücudu deforme oluyor, depresyona giriyor. Eşime daha güzel görüneyim, kendimi daha iyi hissedeyim diye istiyor. O yüzden bizlere geliyor ama ne diyorum sabredin. Hamilelik bitsin öyle gelin çözeriz. Ben çözerim, diğer diş hekim arkadaşlar çözer. Hep söylüyorum ülkemizdeki bütün diş hekimleri çok başarılı. Kendilerini iyi yetiştirmiş arkadaşlar. Kendinizi severek, güvenerek Türk diş hekimlerine teslim edebilirsiniz. Diyorum, hep söylüyorum. Biz yurt dışından da o yüzden çok fazla hasta kabul ediyoruz bu anlamda. Ki. Çünkü hakikaten yöntemlerimiz çok iyi ve çok da başarılı bir şeye doğru gitti diş hekimliği Türkiye'de. Yani diş hekimliği tıp Türkiye'de çok tıp, iyi. Tıp, evet. Dediğiniz gibi yurt dışından birçok kişi değişik ülkelerden gerek Türk olsun gerek yabancı olsun tedavi için Türkiye'ye geliyor. Güzel bir şey. Güzel bir şey tabii. Güzel bir şey yani biliyorsunuz hepimiz vatanseveriz. İstiyoruz güzel olsun her şey. Güzel tabii. Bir de Da Vinci yöntemi var. Bu yöntemi de bize açıklar mısınız? Şöyle, Da Vinci tekniğiyle yapılan lamineler diye, gülüş tasarımı diye bir şey var. Bu teknik bazı özel aşamalardan oluşuyor. Güzelliği şu, kişi gülüşünü önceden görebiliyor. Mesela insanlar genelde korkuyorlar dedim ya. Veya diş hekimine gidiyorlar, farklı fotoğraflar getiriyorlar. Sizin resminizi kesip getirmiş oluyor. Beyoncé'nin resmini kesiyor, Rihanna'yı kesiyor, Türk sanatçıyı kesiyor. Evet. Bir bakıyorsunuz, onlarca değişik hanım, hepsinin yüzü ayrı, şekli ayrı. Diyor ki doktor ben bunları çok seviyorum. Bunlardan biri olsun. Bu olsun bunu. Ya da karıştırın. Karıştırın, ortaya karışık yapın Çağdaş Bey diyorlar veya Doktor Bey diyorlar diğer arkadaşları. Şimdi bu kişiye fikir verebilir ama kişinin yüzüne göre tasarım yapmak lazım. Tabii. Bu tasarımı kişinin ağzında yaşaması lazım. Bu Da Vinci tekniğinde hem bilgisayarlı tekniklerden hem de ağızda gösterme tekniğinden yararlanıyoruz. Ağızda özel mumlarla gösteriyoruz. Malzemesi daha özel. Baktığı zaman gerçek diş gibi duruyor. Ve dediği gibi kişi gülüş tasarımına yaklaşık bir haftada kavuşuyor ki çok mükemmel bir yöntem. Evet. En büyük özelliği o. Sürpriz yok. Kişi ne olacağını önceden görüyor. Hekimin ve kişinin isteği olmadan diş yapıştırılmıyor. Yapıştırıldıktan sonra lamine düşer mi konusu var hep. Lamineler düşer mi? Veya duyuyoruz laminelerin düşüyor. Bunlar çok özel tekniklerle yapıştırılıyor. Dişten çok azaldığın için de tutuculuğu çok sağlam oluyor. Kişi senelerce kullanılıyor. Tabii. Senelerce ne kadar demek? Senelerce demek aşağı yukarı 10 sene kadar, 10 sene. Tabii. 10 senenin sonunda değişmesi gerekebilir, gerekmeyebilir. Ve bunların en büyük özelliği şu, tek 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 yapılıyor. Gerçek dişin gibi oluyor. Arasına diş bir girebiliyor, rahat temizleyebiliyorsunuz gibi.
Çünkü bu çok eski tekniklerle bu süreler daha kısaydı. İster porselen, evet, diş, evet, olsun, işte lamineler olsun. Süreleri daha kısaydı. 5 yıl gibi bir şeydi. Şimdi, olabilirim. Aşağı yukarı öyle bir yani. Evet, evet. Ama hani dediğim gibi 10-15 sene öncesinden bahsediyorum. Doğru, şimdi doğru. Epey de uzamış. Uzadı. Sağlamlığı da artmış. Sağlamlığı da arttı, doğru. Bir de kişiler mesela çok diyorlar zirkoyum diş, zirkoyum diş diye bahsederler. Evet. Çünkü çok şimdi zirkoyum diş ne demektir diye soruyor insanlar. Zirkoyum diş şu. Metal desteği olmayan malzemeler çıktı. Metal desteği olmayan malzemelerin bir tanesi de zirkoyum destekli porselen. Porselen bir şekilde bir şeyle destekleniyor. Zirkoyumla desteklenebilir, metalle desteklenebilir, kristal destekler olabilir gibi gibi. Birçok destek var. Zirkoyum bu desteklerden bir tanesi. Ancak ön dişlerde zirkoyum tercih etmeyi çok sevmiyoruz. Niye? Niye? Ön dişlerde zirkoyum biraz da opak görünüyor. Opak ışık geçirgenliği daha az demek. Ha. Zirkoyum dayanıklı bir malzeme. Arka dişlerde kullanılıyor genelde. Ön dişlerde daha çok kristal destekli veya farklı destekli malzemeler kullanılıyor. Hangi malzeme benim için uygun konusu en çok merak ediliyor? Evet. Hekiminize gideceksiniz, danışacaksınız. Tabii. Hekiminiz size doğru yolu her zaman gösterecek. Ama ne önemli olan ne dedik? Metal desteği olmasın. Olmasın. Gerekmedikçe dişimizi kestirmeyelim. Evet. Çünkü kestirmeden de güzel yöntemler var. Ama bazı durumlarda gerekebiliyor. Mesela dişe bakıyorsunuz, tabii, diş çok çürük. Tamamı dolgudan oluşmuş. Yarısı dolgudan oluşmuş. O zaman diş hekiminiz o dişi kaplamayı tercih edebilir. Hmm. Hekiminize güvenin, kendinizi teslim edin. Tabii. Ya ben hiçbir diş hekimi de sağlam bir dişi gelin küçültelim demez zaten. Demez, istemez. Gerekmeyen işi yapmaz. Hastasını anlatır bu işleri. Tabii tabii. Yani o gülüş estetiğini sağlamak için evet o sağlam dişlerimize belki birazcık daha şekil vermek gerekebilir. Gerekebilir ama siz çok güzel anlattınız. O dişleri aslında dokunmadan ufak dokunuşlarla iş yapılabilir, evet. Muhteşem görüntülere sahip olabilir, doğru, insanlar. Doğru. Tabii surat şekli de önemli değil mi bunun için? Yani işte oval mi, köşeli mi, işte tabii ki, tabii burun, ki. Aralık vesaire. Tasarlarken hep bunlara bakıyoruz. Şimdi demin ne dedik? Dişimiz çürüyor, aşınıyor, problemler oluyor. Bazı durumlarda dişi kaybettiğimizde görülüyor. Bazı insanların bütün dişlerini kaybettiği görülüyor. Hatta genç yaşlarda kaybettiği görülüyor. Hmm. Biliyorsunuz böyle durumlarda implant tedavileri çok konuşulur hale geldi. Tabii. Onlar da önemli, bahsediyorum. İplantta neye dikkat ederim ben diye insanlar çok merak ediyor. En önemli konu bir, hekiminizi düzgün seçin, implant konusunda becerili olsun. İkincisi, evet, hekiminizin kullandığı markayı sorun ve bu markayı araştırın internet ortamında. Araştırın tabii. Artık internet diye bir şey var. Var. Hepimiz kullanıyoruz. Dünyanın belirlediği 4-5 tane iyi marka var. Tabii. Bunlar kendi ispatlamış implantlar. Onun haricinde ülkemizde yüzlerce implant markası var. İyi implant yapılması lazım. Tabii. Önemli. Sağlık çünkü bu. Üçüncü konu planlama. Hmm. İmplant tutabilir. Mesela koydun kemiğe tuttu. Ama bir implant sağa bakıyorsa, diğer implant sola bakıyorsa, üzerine güzel diş yapmak mümkün olmuyor. Estetik bir diş yapmak mümkün olmuyor. Evet. O yüzden daha dişi yapmadan implantı planlamak lazım. Evet. İmplantı bulan kişi demiş ki artık kimse dişlerini gece bardağın içine koymayacak diye. Güzel bir laf. Evet. Düşünün. Bir de hep düşünüyoruz yaşlı insanlarda mı? Değil. Değil. Görüyorum artık genç insanların da bakıyorsun tamamen dişleri gitmiş. Hmm. Böyle bireylerde aynı seansta implantları koyup birkaç gün içinde üzerine geçici diş yapıp 1-2 ay sonra üzerine daimi diş yapabiliyoruz. O yüzden ağzınızda dişiniz yoksa, eksik dişiniz varsa implanttan korkmayın. Düzgün yapılırsa bize faydalı eser. Kesinlikle size zarar vermeyen bir yöntem, kendini ispatlamış bir yöntem. İmplant son 10 senedir ülkemizde konuşuluyor ancak aslında bu eski firmalar 30 senelik falan. Tabii. Öyle. Yani mutlaka teknikler değişmiştir. Gelişti. Ve sizin gibi işte diş estetiği ve ağız estetiğine muktedir insanlar da onu zaten, evet, planlayarak gittiği zaman muhteşem sonuçlar çıkıyordur. Kesinlikle. Bu pembe estetik ve bonding sistemiyle yapılan dişler, bir kere daha altını çizmek için tekrar soruyorum. Ne kadar vaktimizi alır? Şimdi şu, bir kişiyle alalım, vakayla. Dişinde aralık var. Dişleri sarı, aynı zamanda diş etleri çok görünüyor. Hı hı. Bu kişi 3 saat içinde hekimin kliniğinden dişin arası kapanmış, dişleri daha beyaz, pembe estetik olmuş olarak çıkabilir. Aynı günde hepsi olabilir. Aynı günde. Bu bir günlük iş.
Acı çeker mi? Ne yapıyorsun? Acı çekmez. Niye acı çekmez? Niye? Çünkü ufak tefek uyuşturuluyor. Tamam. Uyuşturuyorsun, hissetmiyorum. Kişi önce gelir diş hekimine. İlk iş pembe estetik yapılır. Ne oldu? Yarım saatin sonunda diş etleri daha az görünür hale geldi. Ondan sonra diş taşları temizlenir. Güzelce temizlenir dişler. Diş beyazlatma işlemine geçilir. Dişler daha beyaz olur. Aşağı yukarı bir saat sürer. Ofis tipi beyazlatmada. Ondan sonra da kişinin arasında aralıklar var diyelim bir dişinin. O aralıkları da sadece dediğim gibi aralığa dokunarak bonding yapılır. E ne oldu? 3 saatte kişi kirlikten çıktı. Sanki bambaşka bir birey oldu. Bu. Başka vakaya aldık. Diyelim ki bir iki tane dişi var. Önlerde iki dişi daha uzun istiyor. Hı-hı. Diğer dişleri beyazlatmak istiyor. Evet. O zaman ne dedik? CAD/CAM yöntemleri. CAD/CAM'in açılımı şu. Hı-hı. Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Yani bilgisayar destekli design, bilgisayar destekli üretim. Kişiden, hastasından scan ediyor. Biz hasta demeyi çok sevmiyoruz çünkü estetik amaçla gelen kişi hasta değil aslında. Dişleri scan ediyor. Scan ettikten sonra karşılıklı oturup konuşuluyor. Ön dişleri nasıl istiyoruz diye. Bilgisayarda dizayn ediyoruz. Ve 3 boyutlu üreten bir makine var. Özel porselen bloklar konuluyor bu makineye. Başlıyor alet aynen üretmeye. Evet. Aşağı yukarı bir dişi yarım saatte üretiyor. Sonra koyup o dişler aynı gün yapıştırıp yine çıkabiliyor. Yani kişide bir iki tane kristal destekli porselen dişe ihtiyaç varsa o da aynı gün çıkabiliyor. Diyelim ki 10 diş yapacağız. O zaman hekimi 3 defa falan ziyaret etmek gerekir. Çünkü o zaman daha farklı teknikler devreye giriyor. Tabii onu planlayarak gidiyorsunuz. Daha detaylı planlamak lazım. Hekimin dersine iyi çalışması lazım. O yüzden iyi vakit lazım. Bu. Ya bizim çünkü hani bir tarafta evet bu fobimiz, sosyal fobi oldu artık diş hekimi. Onu attık çünkü bunların hiçbiri uzun uzun işlemlerde ağrılı, sızılı falan işlemler değil. İkincisi sosyal hayatımızı sekteye uğratmıyor. Neden? Çünkü bu kadar basit bir işlemden sonra sosyal hayata devam edebiliyorsun. Tabii ki o da önemli. Yani kişinin işi, konumu ne olursa olsun, ev hanımı olsun veya başarılı bir iş adamı olsun, iş kadını olsun problem değil. Önemli olan tabii klinik harcı zamanında kişi günlük hayatına devam etmesi lazım. İster ameliyat yap, ister gülüş tasarımı yap. Kişinin hayatını etkilememesi lazım. Evet. Etkilemiyor bu işler. Evet. Bir hafta bile sürse kişi hayatına devam ediyor. Çok yoğunlaştık çünkü. O kadar yoğunuz ki. Maalesef. Şeyi de sormam lazım. Yeme içme durumu nedir? Yani bunları yaptırdıktan sonra hani şu kadar şunu yemeyelim. Bu malzemeler özel malzemeler. Şimdi bonding diyelim ki özel bir malzemeyle ışınlanıyor. Normalde hamur kıvamında. Diş hekimi onu ekliyor oraya. Işınlıyor ve sonra şekil veriyor heykeltıraş gibi. Anında kişi yemek yiyebiliyor. Sertleşmiş oluyor. Problem yok. Lamine yaptın, dişe yapıştırdın. Anında kişi yemek yiyebiliyor, hayatına devam edebilir gibi. Problem yok. Bir konu da siz demin ne dediniz? Diş hekiminden çok korkan bireyler var. Bu bireyler, bazı bireyler var ki diş hekimiyle koltuğuna dahi oturamıyor. Evet. Gel sana bakayım, baktırmıyor. Nasıl bir fobi? Öyle bireyler var. Anlayışla karşılamak lazım bu insan psikolojisi. O zaman ne yapmak lazım? Günümüzde sedasyon diye bir teknik var. Veya genel anesteziyle diş hekimi kontrolü var. Evet. Sedasyon dediğimiz hekim kliniğinde genel anestezi uzmanı kontrolünde kişiyi yarı baygın hale getirip işlemleri yapmak. Ameliyat yapılabilir, normal diş tedavisi yapılabilir, temizlik bile yapılabilir. Bazı kişi var temizlik bile yaptıramıyor, doğru, korkuyor. Doğru. O zaman sedasyonlu bu işlemi yapmak lazım. Bazı kişiler var, hiç mümkün değil sedasyon da istemiyor. Bu kişi grubunda çok korkan kişiler olabilir bir. Özürlü bireyler olabilir. Özürlü bireylerin maalesef kooperasyonu olmuyor. Tabii. Veya